Balık yağı, bu da normal olarak piyasada bu da çok fahiş fiyata satılıyor. Efendim bunun çok uygun balık yağı satılabilir aslında. Biz ne yapıyoruz? 3 kutusunu, sadece bir kutu değil, 3 kutusunu 55 lira. Yani çok uygun. Herkes her zaman bol olarak alsın, kullansın diye 3 kutusunu 55 lira hizmete sunuyoruz. Vatandaş bol bol kullanmak gerekir. 500 miligram az. Yani günde sabah, öğle, akşam 1000 miligram, yani 1 gram almakta fayda var. Yani yüksek dozajda almakta fayda var. 500 miligram çok az. 1 gram normal. Hatta yetişkinlerin günde 3 defa 2'şer tane almalarında fayda var. Fazla alırsa bir yıldızın tesiri yok. Çocuklara 3000 miligram, yani 3 gram. Yetişkinlerin 6 gram almalarında fayda var. Etki yapabilmesi için. Ha, 500 miligram günde 3 defa, yani 1500 miligramı, 1000 miligramı düşerse etkisi yeterli olmaz. Süreç hızlanır, iyileşme süreci hızlanır. Kesin bir netice elde etmek istiyorsak dozajı artırmakta fayda var. Doğal olduğu için hani yan etkisi de yan etkisi yok olacağını düşünmüyorum. Herhangi bir kimyasal madde yok. Bitkisel destek evet, çünkü. Evet. Balık yağı tamamen doğal. Yani bunda omega 3, omega 6, omega 9 hepsi var. Herhangi bir problem yok. Artı bitki yağı yok. Bitki yağı katmaya gerek yok. Yani bitki yağı katarak ne elde ediyorsunuz? Ben anlamıyorum. Çünkü bitki yağı keten yağı. Buna katmaya gerek yok. Keten yağı kabız olursa vatandaş kullanır. Farklı bir özelliği var. Çuha çiçeği yağı farklı bir maksatta kullanır. Burada diğer bitki yağlarını balık yağına karıştırarak onun doğallığını bozmaya gerek yok. Doğal olmasında her zaman her şeyin fayda var. Doğal nedir? Bu. O zaman doğal kullanmak gerekir. Çok doğru. Balık yağını. Ha, hiperaktif çocuklar için bu son yapılan araştırma, İngiltere'deki araştırma mükemmel bir araştırma. Beyindeki nörotransmitter, yani haber taşıyan postacı gibidir nörotransmitterler. Bir hücreden diğer hücreye haber taşır. Saniyede milyonlarca, milyarlarca haber. Bunu hızlandırıyor. Eğer ki nörotransmitterler yavaşlarsa, hücreler arasındaki geçirgenlik yavaşlarsa çocuk okulda başarılı olamaz. Konuya konsantre olamaz. Dikkat eksikliği olur. Okulda başarılı olamaz, evde başarılı olamaz. Aileden, çevreden tabii ki tepki oldukça o da tepki gösterir. Derken ne olur? Vatandaşlarını der ki çocuk geri zekalı. Evet. Aslında zeki fakat burada nöronlar arasında problem var beyinde. Hı. Bu balık yağıyla çok kolay aşılabilir. Yani çok uzun süre değil. 6 haftada hemen etkisini gösterir. Hı hı. Herhangi bir kimyasalı kullanmaya gerek yok. Kimyasal kullandığı zaman zehirler, yani bugün kimyasal kullanıp da intihara teşebbüs edenler, intihar edenler var. Adım alım. Yani bu hiperaktif çocuklar için kullanılan kimyasallar çok çok tehlikeli. Ölüm vakaları var. Birçok ülkede yasak. Oysa balık yağının hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Herkese ve birçok hastalığa faydalı. Hı hı. Yani tamamen doğal. Burada hiçbir problem yok.